Yine aynı şekilde otel, pansiyon, konaklama olarak kullanılan bir nokta. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size memleketim Giresun'un Kümbet Yaylası'nı tanıtacağım. Yaylaya gitmeden önce şöyle bir olay oldu. Bir tane aile dostumuz var, Orhan abim. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Onun kendisi bir burada pansiyon açtı. Yol istikametinde. Çok güzel de bir pansiyon. Onun yanına misafir olacağız şimdi ailecek. Size biraz oraya göstereyim nasıl bir yermiş, nasıl bir mekanmış. Görün. Yani bu yol üzerinden Kümbet Yaylası'na gidecek herkes için tavsiye ettim, önerdiğim bir mekan. Hep birlikte size göstereyim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yol üstünden geldiğimizde işte mekan böyle bir mekan. Yine aynı şekilde otel, pansiyon, konaklama olarak kullanılan bir nokta. Kahvaltı, ızgara, her türlü çeşitlerin olduğu bir yer. Şu anda canlı müzik var içeride, bize özel. Canlı müzik yapıyor Ahmet kardeşimiz. Şimdi hep birlikte onu da dinleyeceğiz sizlerle beraber. Şöyle şuradan bir mekana girelim bakalım. Geçerken kesinlikle uğramaz gerekiyor. Kümbet Yaylası'nı da birazdan izleyeceksiniz. Size şiddetle önerdiğim mekanlardan, yerlerden birisi. Gelip geçerken uğramayan, bundan yazıklar olsun, başka bir şey demeyeceğim. Öyle bir şey de var. Geldiğimizde otlar yanmış idi ve kimse yüreğiydi güneş. Kömür ve sosu boşaldı işte, bana sonlar geldi. Gelmiş ardında tırmızlar, geçen sonbahar bakıyorlar. Şirin şirin gece kondu evleri, Samsun asfaltında o zaman bilirler ne güzeldi yol.
seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Dediğimiz gibi bu mekan Ahmet'in mekanı. Kümbete gidip giderken yol üstünde konuklayabileceğiniz, oturabileceğiniz, yiyip içebileceğiniz, kahvaltı, ızgara, ne bileyim her türlü sadece çay içebileceğiniz muhteşem bir mekan. Şiddetle öneriyorum. Kümbet Yaylası, Giresun, hatta Karadeniz'in keşfedilmemiş cennetidir. Hani şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Hemen zaten Burakkaya Yaylası var, Kümbet Yaylası var. İkisinin bağlantı safa var, yolu var. Bunun 100 metre solumuna yolu. Burakkaya gidecekti, Mavi Göl'e gidecekti. Burakkaya Şelalesi'ne gidecek herkes de hemen sadece 5 dakika mesafeyle yol ayrımından buraya ulaşabiliyorlar. Şiddetle herkese öneriyorum. Çok sevdiğim bir insandır. Kendisi 3 farklı üniversitede okudu. İkisi yurt dışında, birisi Türkiye'de. Ahmet, sen başka Thank you.